Evet, öncelikle herkese Asya'dan iyi günler dilerim. Şöyle ekranıma bakıyorum. Güney Kore'den makroekonomik veriler var. MTL ile ilgili önemli gelişmeler var. Tedarik zinciriyle ilgili Malezya'dan bir takım haberler var. Ve Çin diyeceğim tabii ki en sonda, ama genel olarak şöyle piyasalara isterseniz Salı günü sabah itibariyle bir göz atmak isterim. Japonya dün böyle en fazla kaybettiren borsaydı. Bugün tekrar tam tersi en önde gidiyor. %2'ye yakın şu anda Japonya'da öğleden sonra itibariyle, başlangıcı itibariyle yükselişte. Genel olarak da Asya hisselerini yeşil görüyorum tepeden aşağıya doğru. Yine döviz piyasalarına baktığımda da orada yine bir risk iştahını açılmış görüyorum. Dünkü o kötü hava dağılmış durumda. Tabii emtia tarafına baktığımız zaman genel olarak şöyle orada da yeşiller dikkatimi çekiyor. Özellikle bakırda yine petrolde bir sıçrama var. Demir cevheri birazdan birazcık daha üzerinde durmaya çalışacağım. Yükselişini sürdürüyor. Şangay'da alüminyum ve çeliği şu anda %1'den fazla kayıpla görüyorum. Kırmızılara bakılırsa. Şimdi Kore'den isterseniz böyle anlatmaya başlayayım. Şimdi Kore bir defa tedarik zinciri açısından dünyada önemli bir ülke. İki büyük ekonominin arasında boyundan büyük işler yapıyor genel olarak. Şimdi orada Kore'nin bir özelliği de vardı. Bu kadar önemli bir ülke ama istatistikleri çok güncel oluyor. Örneğin ihracat nasıl güncel oluyor? Bir defa ilk 20 günlük ihracat verilerini hemen yayınlıyor. Yine yayınladı. Orada baktığımızda bir hız kaybı var. %20 artmış ama tabii bu son 9 ayın en düşük hızına işaret ediyor. Bize bir ivme kaybı var orada, bunu bir kenara koyalım. Genel olarak sektörlere bakarsak, ihracat performansına bakarsak, işte yarı iletkenlere, gemi ihracatına ya da otomotiv ihracatına daha dengeli bir büyüme var. İstikametlere bakarsak, yani buradan dünya neden bunları tek tek anlatıyorum? Çünkü dünya dış ticaretinde barometrelerinden bir tanesi. Orada tabii biraz da nabız da ölçmüş oluyoruz. İstikametlere bakarsak Çin istikametine de örneğin %20 civarında büyümüş. Amerika Birleşik Devletleri istikametine de böyle biraz onun daha altında sanki büyümüş, ama genel olarak coğrafi olarak dengeli bir büyüme var. Dolayısıyla bu kadar veriyle, bu kadar dar bir veriyle Kasım ayı, düzeltiyorum, Aralık ayına bakacak olursak dış ticarette fena gitmiyor hala, ama bir ivme kaybı var. Şimdi öbür taraftan tabii, bir taraftan da tedarik zinciri dedim. Üretici fiyatları orada dikkat çekici. %9,6'ya doğru hızlandı. 2008 yılının Ekim ayından bu yana hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Üretici fiyatları artmaya devam ediyor. 12. ay oldu tabii. Orada Güney Kore'ye böyle Güney Kore'nin ne diyelim kağıt üzerindeki istatistiklerinden değil de dünyayı ilgilendiren tarafıyla konuşmak gerekirse, orada imalat ürünlerinde %16,6'lık bir üretici fiyatları artış var. Dolayısıyla aslında manşette göründüğünden daha ciddi bir üretici fiyatları baskısı var Güney Kore'de. Bunu da tabii ki ihraç ediyordur Güney Kore. Zaten dediğim gibi bu açıdan da bir nabız tutabiliriz. Öbür taraftan Güney Kore Merkez Bankası tüketici fiyatlarının beklediklerinden daha yüksek seyredeceğini öngördü. Bir revizasyon yaptı orada projeksiyonlarında. Şimdi kaçtan kaça noktasına girmeyeceğim ama neden daha fazla yükseliyor? Yine bizi ilgilendiren tarafıyla bahsedecek olursak, orada tabii ki omikron ve tedarik zincirleri diyor Güney Kore Merkez Bankası. Bir taraftan da tabii ki içeride hizmet talebinden dolayı bir yine hızlanma olacağını öngörüyor. Ama dediğim gibi omikron dolayısıyla tedarik zincirlerinde bir aksama öngörmüş Güney Kore Merkez Bankası. Daha doğrusu aksama demek tam doğru olur mu, tam yansıtır mı durum bilmiyorum, ama genel olarak burada bakıldığında Asya'daki analistler ya da hükümetler artık bu tedarik zinciri problemlerinin ilk çeyrekte, ikinci çeyrekte gözle görülür bir şekilde hafifleyeceğini, zaten bir hafifleme aslında var gibiydi böyle, ama bunun artık belirginleşmesi çok daha uzun sürecek gibi geliyor omikronla birlikte. Şimdi tedarik zinciri demişken Asya'nın böyle kuzeyinden güneyine doğru da gitmek lazım. Filipinler ve Tayvan diyeceğim ve süper tayfun diyeceğim. Tabii hava olayları aslında Güneydoğu Asya'nın çok normali, bir normu hep oluyor bunlar, ama tedarik zincirlerinin bu kadar gergin olduğu bir dönemde, zaten böyle mal akımlarının doğru dürüst işlemediği bir dönemde bu tayfunlar çok daha böyle asimetrik etki gösterebiliyor. Örneğin Filipinler'de zaten insani boyutunu bir kenara bırakıyorum. Maalesef en az 200 kişi hayatını kaybetmiş, ama Malezya'da çok önemli bir liman, Klang Limanı,
açıklama yaptı. Orada operasyonlarının ciddi bir şekilde aksadığını belirttiler. Sadece medikal bir takım mallarla gıda ürünlerini özellikle öncelediklerini belirttiler. Dolayısıyla bunu takip etmek lazım. Malezya'nın birkaç özelliği var, özellikle yine bir dünya dış ticaretinde. Örneğin emtia, özellikle tarım ürünleri emtia ihracatçısı palm yağı en başta aklıma gelen. Bir taraftan tabii dünya çip üretiminde önemli bir yeri var. Bütün test ve paketleme hizmetlerinin %13'ünü sunuyor. Dolayısıyla dünya yerel etken zincirini de etkileyebilir mi diye böyle biraz takip etmek lazım. Orada yerel etken zinciri üreticileri bir açıklama yapmış. Herhangi bir fabrika su baskını altında kalmadı demiş, ama tabii taşımacılıkla ilgili şu anda sıkıntılar var. Şimdi öbür taraftan MTA'dan da bahsedeyim. Bir defa iyi bir sabah sabah herkes belki kahvesini içiyordur. İyi bir haberle başlayayım. Kahve fiyatlarında, kahve vadelerinde geceden Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi bir düşüş oldu. %5 kadar. Neden? Çünkü Amerika'da Tarım Bakanlığı'nın biliyorsunuz raporu var. Rapor yayınlandı. Sürpriz bir şekilde arz fazlası öngörüldü kahve tarafında. Dolayısıyla gerçekten ciddi bir sürpriz oldu. Neden arz fazlası oldu? Bir defa talep düşüyor diyor. Malum fiyatlar çok arttı. Brezilya'dan kaynaklı, yine Güney Amerika'dan, Kolombiya'dan kaynaklı problemler, yine arz problemleri. Ne olun derken kahve fiyatlarını hepimiz tabii hissediyoruz. Dünyanın her yerinde ciddi anlamda arttı. Özellikle Arabika çekirdekleri. Orada tabii asıl iyi haber, evet Brezilya'da hala sorunlar var. Evet Kolombiya'da hala sorunlar var ki en büyük iki ihracatçı, ama Amerikan Tarım Bakanlığı Honduras'tan ve Guatemala'dan çok daha fazla üretim beklediğini belirtti. Dolayısıyla bu kahve fiyatlarının yaradı. Umarım bizim de ve fincanlarımıza yarar. Herkes tabii ki artan fiyatlardan dolayı şikayetçi. Demir cevheri dikkat çekici. Dipten %50 sekti. Bugün de şöyle ekranıma bakıyorum. Az önce belirttim. 127 dolara geldi. 130'a yaklaşıyor Singapur'da tonu. Tabii orada Çin beklentileri çok önemli. Çin böyle büyümede biraz gaza basmaya hazırlanıyor. Özellikle altyapı yatırımlarının hızlanması bekleniyor. Orada da tabii ki demir cevherinde bir hareket var. Çin tabii asıl itici güç. Başka detaylar da var, yan etkenler de var. Onları lafı çok uzatmamak için bir kenara koyuyorum. Bakır diyerek kapatacağım bugünü. Şimdi bakırda dün tabii özellikle geceden bazı metallerde, sanayi metallerinde bir takım düşüşler vardı, ama bakır düşmedi. Orada dün de bahsetmiştik tabii, Şili'de 39 yaşında solcu aday başkan seçildi ve beklentilerin çok üstünde bir oyla başkan seçildi. Dolayısıyla kendi ajandasını geçirebilir meclisten, ya da daha uygulama açısından daha el rahat olacak. Şimdi orada iki etkisi oldu. Bir, madencilik şirketlerini, ki Şili'nin belirtmeye gerek yok, özellikle hem lityum üretiminden de bakır üretimindeki bakır dünyanın en önemli madenlerinden bir tanesi. Şili'de en önemli üretici orada. Şimdi özellikle Şili ile iş yapan, Şili'de madeni bulunan şirketlerde ciddi satışlar meydana geldi. Dün neden? Çünkü artık bundan sonra yeni izinler zorlaşabilir, yeni yönetim daha fazla pay isteyebilir. Zaten Peru'da görüyoruz biliyorsunuz, Peru'da da solcu lider geldi. Orada protestolar var. Zaten bir ne denir? Bir dip dalga var. O da dip dalga şu, gelir dağılımı, adaletsizliği çok arttı. Orada halk her yerde, özellikle kaynak zengin ülkelerden daha fazla, emtia fiyatlarının da arttığı bir dünyada daha fazla pay istiyor. Bu açıdan Şili'yi izlemek lazım, ama bir taraftan da tabii ki şirketlerin marjları belki görünmeye aşınacak, ama bakır fiyatlarında da tam tersi bir durum olabilir. Çünkü böyle durumlarda evet solcu iktidarlar böyle kulağa çok hoş geliyor. Gerçekten de belki hoş da olabilir, halka daha yarayacak gibi, ama daha böyle mazinin gerçeklerine baktığımızda bu yatırımlar, aslında yabancı yatırımlar daha da az oluyor gibi geliyor bana, en azından böyle somut örneklerle baktığımızda. Dolayısıyla bir taraftan da bu ülke, bu şirketler Şili'ye yatırımlarını azaltabilir, başka yerlere sabit sermaye yatırımlarını kaydırabilir. Bu açıdan da bakır arzında orta vadede, uzun vadede bir sıkıntı olabilir endişesiyle bakır fiyatları dün görece güçlü kaldı diyeyim. Herkese iyi günler dileyerek tekrar buluşmak üzere.